Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi de yeniliğin ve dönüşümün tarihidir aynı zamanda. Bu dönüşüm kişilerin değişmesiyle değil, daima yeni değerlerin üretilmesiyle vücut bulmuştur. Bu parti hiçbir zaman sadece kendini değiştirmek için yola çıkmamıştır. Değişim önce Türkiye için düşünülür, tarif edilir ve partimiz de kendisini memleketimizin istikbali için gereken bu büyük değişime göre yeniden konumlandırır. Çünkü bizim için amaç bir şey olmak değil, Türkiye Cumhuriyeti için bir şey yapmaktır. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları da harfiyen bu ruhla hareket etmiştir. Dolayısıyla kalıcı bir dönüşüm süreci tarif etmek için geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla bakmak zorundayız. Bu da ancak ortak akıl ve ortak vicdanla olur. Benim aklım senin aklından üstün, benim yolum seninkinden doğru diyerek Türkiye'yi arzu ettiğimiz noktaya ulaştıramayız. Tersine dayanışmayı büyüterek, egoları küçülterek yola devam etmek mecburiyetindeyiz. Daha önce de söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eksikleri, kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan hiç şüphemiz yok. Sadece dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uyduracak bir duruşa ihtiyacımız var. Önümüzdeki büyük kurultay işte bu ortak akıl yolculuğunu başlatmak için en güçlü ve meşru zemindir.